Merhaba canlar, ben Umut Murat Hoca. Evet arkadaşlar, 10. sınıf konularından prizmalar ve renk konusuyla karşınızdayım. İlk olarak prizmalardan bahsedeceğiz. Tam yansımalı prizmaların neler olduğundan bahsedeceğiz. Renk olayından, ışıkta renk, boya renkleri, cisimlerin renkli görülmesi ve ışık filtrelerinden bu konuda bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu konuyu günlük hayatta arkadaşlar gözlük camlarının yapımında kullanıyoruz. Çeşitli ışık gösterilerinde kullanıyoruz. Bu konuyla ilgili ödevleri yapmanı rica ediyorum sevgili dostum. Evet, prizmalar. Üzerine düşen ışığı saptıran ve renklerine ayrılmasını sağlayan camdan ya da saydam plastikten yapılmış üçgen şeklindeki prizmaya ışık prizması denir. Temsili olarak hemen arkadaşlar sağda görüyorsunuz. Hava ortamında bulunan camdan yapılmış ikizkenar dik üçgen şeklindeki prizmalara tam yansımalı prizmalar denir. Camdan havaya sınır açısı 42 derecedir sevgili dostum. 42 dereceden daha büyük açıyla gelen ışınlar tam yansımaya uğrar prizma içerisinde sevgili arkadaşım. Prizmalarda görüntü. Bakınız KL cisminin görüntüsü L üssü K üssü olarak ne yapmış arkadaşlar? Oluşmuş. Gözün yakındaki nesneleri iyi görememesidir. Bakınız açıları 45-45-90 olan prizmalar ne diyoruz? Tam yansımalı prizma diyoruz sevgili arkadaşlar. Şekilde de KL cismini L üssü K üssü olarak tersten görmüş arkadaşım. Peki arkadaşlar renklerden bahsedelim. Işık çemberi ve ana ara renkler. Işıkta kırmızı, yeşil ve mavi renkler ana renklerdir. Sarı, çiyan ve magenta renkler de ara renklerdir. Bakınız arkadaşlar kesişim kümesi gibi görüyorsunuz değil mi? Kırmızı ile yeşilin kesişimi sarı. Yani kırmızı ve yeşili karıştırırsanız sarı olur. Kırmızı artı yeşil eşittir sarı diyebilirsin. Ya da kırmızı ile mavinin karışımı magenta. Kırmızı artı mavi magenta. Yeşil artı mavi ne olur? Çiyan. Yeşil artı mavi çiyan. Üç ana rengin karışımı beyazdır. Yani kırmızı, yeşil ve mavinin karışımı beyazdır sevgili arkadaşım. Aynı şekilde üç ara rengin karışımı da beyazdır. Sarı, magenta ve çiyanın karışımı da beyazdır. Şimdi arkadaşlar tamamlayıcı renkler. Mesela çiyanın tamamlayıcısı kırmızıdır. Neden? Çiyan çünkü yeşille mavinin karışımıdır. Kim eksik? Kırmızı eksik. Öyle düşüneceğiz. Magenta, kırmızıyla mavi. Kim eksik? Yeşil eksik. O zaman yeşil tamamlayıcıdır. Mesela sarı, kırmızıyla yeşil. Kim eksik? Mavi eksik. Mavi tamamlayıcıdır. Bu şekilde ne yapacağız? Kodlayacağız. Üzerinde belirtilen renklere boyanmış aşağıdaki renk çarkları güneş ışığı altında döndürüldüğünde çarklar beyaz renkte görünür arkadaşlar. Zaten çarkları görüyorsunuz. Arkadaşlar boya renkleri ile ışık renkleri birbirinden farklıdır. Boya renkleri ışık renklerinin tam tersidir. Yani sarı, çiyan ve magenta ana renkler, kırmızı, yeşil ve mavi ise ara renkler oluşur boya renklerinde. Ve bu boyaların karışımı da siyahı verir arkadaşlar. Kırmızı, yeşil ve mavi siyah renkte olur karışırsa, sarı, çiyan, magenta da karıştırılırsa siyahı verir sevgili dostum. Şimdi cisimlerin görülmesinden bahsediyoruz. Bir cisme güneş ışığı düşürüldüğünde cisim kendi rengindeki ışığı kuvvetli yansıtırken komşu renkleri zayıf yansıtır. Cisim beyaz ışığı oluşturan renklerin hepsini yansıtıyorsa beyaz, hiçbirini yansıtmıyorsa siyah görünür. Mesela arkadaşlar bakınız kırmızı bir cisme mavi ışık altında baktınız göremezsiniz siyah. Göremezsiniz arkadaşlar. Mesela beyaz ışığı mavi olan bir ortama gönderdiğimiz zaman biz mavi görürüz ortamı değil mi? Aynı kendi renginde görürüz. Ya da beyaz ışığı sarıya gönderdiğimizde sarıyı arkadaşlar kuvvetli görürüz. Kırmızı, yeşil yine yansıtır şekilde de görüyorsunuz arkadaşlar. Peki sarı bir cisme arkadaşlar mavi ışık gönderdiğimizde ne olur? Tabii ki siyah olur arkadaşım. Siyah. Yani göremezsin. Ama kırmızıyı sarıya gönderirsen kırmızı olacak şekilde görürsün. Kırmızı. Mesela sarıyı magentaya gönderdik arkadaşlar. Her ikisindeki ortak kim? Kırmızı. O zaman kırmızı görünür. Bu şekilde kodlayabiliriz. Filtrelere gelelim arkadaşlar. Işık filtreleri renkli saydam levhalardır. Işık filtreleri kendi rengindeki ışınları kuvvetli bir şekilde geçirir. Mesela kırmızı filtremiz var. Ve beyaz ışık gönderiyorsunuz. Kırmızıyı kuvvetli geçirir. Yakın komşusu olan turuncuyu da geçirir ama biz fark etmeyiz. Kırmızı filtre kırmızı ışığı kuvvetli geçirirken turuncu ışığı zayıf geçirir. Göz kırmızı renkli ışığı algılar arkadaşlar. Mesela
Mavi filtre. Mavi filtre mavi ışığı kuvvetli geçirirken mor ve yeşili zayıf geçirir. Göz mavi ışığı algılar. Sarı filtre kırmızı, yeşil ve sarıyı kuvvetli geçirirken turuncu ışığı zayıf geçirir. Göz sarı ışığı algılar sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostum, konuyu bitirirken prizmaları gördük, tam yansımalı prizmaları gördük. Renk, ışıkta renk, boyada renk, cisimlerin renkli görülmesi ve ışık filtresini gördük. Şimdi sevgili dostum, bu bizim ödüllü sorumuz ama önce geçen haftanın ödüllü sorusunu yapalım, sonra bu soruya geçelim. Asal eksenleri çakışık KLMNP mercekler sisteminde I ışının şekildeki yolu izliyor. Buna göre hangi merceklerin kırıcılık indisi ortamınkinden büyüktür diyor sevgili arkadaşım. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada K merceğine baktığımız zaman K merceği kendi gibi davranmış, asal eksene doğru kırmış ışınımızı, doğrudur. Sonra arkadaşlar L'de orijinden geçmiş, zaten sıkıntı yok. M'ye baktığımız zaman sanki odaktan gelip paralel gidiyormuş gibi kırmış. O zaman M ince gibi davranmış diyeceğiz. N'ye baktığımız zaman paralel gelen odaktan geçecek şekilde kırmış. N kendi gibi davranmış. P'ye baktığımız zaman kalın kenarlı ama yine odaktan gelip paralel geçecek şekilde kırmış. Yani ince gibi davranmış. P de olmaz. Cevabımız D seçeneği olur. Evet sevgili arkadaşlar, bir de diğer ödüllü sorumuza bakalım. Cam ortamında şekildeki gibi kalın kenarlı mercek biçiminde hava boşluğu bırakılmıştır. Buna göre K noktasındaki noktasal ışık kaynağının görüntüsü hangi nokta ya da noktalar arasında oluşur demiş. Şimdi arkadaşım, öncelikle camdan havaya geçeceksin. Normalde ne yapacak? Çok yoğundan az yoğuna, yani dış ortamın yoğunluğu İç ortamdan, merceğin ortamından daha büyük. O zaman kalın kenarlı ince kenar gibi davranacak. Yani 2F'e doğru ışınımız gitmek isteyecek. Değil mi arkadaşım? 2F'e doğru gitmek isteyecek. Ancak bu sefer de camdan havaya geçiyorsun. Normalimi çiziyorum. Bakınız, normalimi çiziyorum. Ne yapması lazım? Normalden uzaklaşması lazım. Şu şekilde F ile 2F arasından geçecek şekilde kırılır diyeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlarım.